Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kum pastası tarifi vereceğim. Çok basit, çok kolay ama inanılmaz bir lezzeti var. İnanın 5 çayı masalarınızda, akşam çaylarınızda bu pastayı mutlaka yapmak isteyeceksiniz. Benim misafirlerim çok beğendi, ben çok beğendim. Dayımın kızı Raife'de yemiştim. Dedim ki eve gider gitmez bu tarifi mutlaka yapmalıyım. Sizler için tarifimizde doku testi de yaptım arkadaşlar. Keki bildiğiniz pamuk gibi yumuşacık. İçindeki pudingi çok lezzetli çünkü içine ne kattığımı göreceksiniz, inanılmaz lezzetli. Yapılışına geçelim. Şeker ve yumurtayı bir de vanilyayı köpürene kadar çırpıyoruz. Malzemeleri info kısmına verdim arkadaşlar. O yüzden burada malzemeleri anlatmıyorum. Köpürene kadar güzelce çırpalım. Sonra içine önce sıvı malzemeleri katalım. Daha sonra da un, kakao ve kabartma tozunu elekten geçirerek katalım ve çırpma işlemine devam edelim. Kakaolu kek hamurumuz hazırdır. Yağlanmış borcama dökelim. Borcamı birkaç kez dikkatlice tezgaha vuralım ki böyle kek hamurunun içindeki baloncuklar patlasın ve kekimiz güzel düz bir şekilde kabarsın. Kekimiz 200 dereceli önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika arası kontrol ederek pişirelim. Yani bir 15-20 dakikadan sonra lütfen kontrol etmeyi unutmayınız. Şu köşeyi ben yaptım arkadaşlar. Ben ezdim elimle. Maalesef fırından çıkartırken ezdim. Kekimizi çıkarttıktan sonra 5 dakika bekleyelim. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk sütü gezdirerek dökelim ve kekimizi soğumaya bırakalım. Çikolatalı puding için tenceremize sütümüzü aktaralım. Şekerimizi, un, nişasta ve kakaomuzu elekten geçirerek sütümüzün içine ilave ediyoruz ve çırparak altını yakmadan kaynamaya bırakıyoruz. Bence bu çikolatalı puding tarifimizde her pastanızda kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. Benim aklımda farklı tarifler var inşallah. O tariflerde uygulayacağım. Evet, pudingimizi iyice karıştırıyoruz. Altını yakmamamız lazım. Şu an katılaştı. Çok güzel oldu. Sanki böyle çikolatayı eritmiş gibi, değil mi? Yani pudingden daha da lezzetli bu. Çünkü ne yapacağız? Şimdi içine tereyağımızı ve biter çikolatamızı katacağız. Ocağımızın altını kapatıyoruz tamamıyla. Pudingin sıcaklığı içindeki malzemeleri eritmeye yetiyor arkadaşlar. O yüzden ocağın altı kesinlikle kapalı olsun. İyice çırpalım, içindeki malzemeler de erisin. Pudingimizin sıcaklığı da biraz geçsin. Çok fazla sıcak olmaması lazım. Ilık olsun. Ilık olana kadar böyle bir çırpalım. Daha sonra da kakaolu kekimizin üzerine dökelim ve spatula ile bir güzel düzleyelim. Arkadaşlar, burada size bir püf noktası vermek istiyorum. Pudingimizi döktük. Çok fazla ılık, çok fazla da sıcak olmayacak. Buharı üzerinde görüyorsunuz. Spatula ile düzlüyoruz. Üzerine streç folye geçirip ben elimle böyle bir güzel bastırıyorum ki puding kabuklanmasın. İnanın kabuklanmıyor da. Hani bu şekilde bırakırsanız çok böyle kötü bir görüntü elde edersiniz. Çünkü kabuklanır. Kabuklanmaması için streç folye geçirin. Elinizle de bir güzel bastırın. Sonra pastamızı soğuması için kenara alalım. İyice soğuduktan sonra buzdolabına kaldıralım arkadaşlar. Hepten soğuduktan sonra bisküvileri rondoyla un haline getirelim ve pastamızın üzerine dökelim. Kum pastasını zaten bu bisküvilerden alıyor. Bisküviler un haline, böyle kum haline getiriyoruz yani. Kum haline getirdiğimiz için pastamızın adını bisküvilerden alıyor. Evet, streç folyemizi çıkartıyoruz. Üzerine de un veya kum, fark etmiyor, kum haline getirdiğimiz bisküvilerimizi elimize serpiştirerek döküyoruz. Daha sonra da tekrardan buzdolabına kaldırıyoruz. Ertesi günde dilimleyerek misafirlerimize servis ediyoruz. Pastalarınızı bir gün dinlendirirseniz daha da lezzetli olur. O yüzden ben akşamları yaparım. Ertesi akşam
gelecek olan misafirlerime veya 5 çayına gelecek olan misafirlerime ikram ederim. Biz misafirlerim olarak çok beğendik. Herkes zaten bana mesaj atıyor, ne zaman paylaşacaksın bu tarifi, çabuk yapacağız diye. O yüzden tarifin montajını hemen onlar için ve sizler için tabii ki de yaptım. Sayfama da yükledim. Umarım sizler de tarifimizi yapınca çok memnun kalırsınız. Yine çok konuştuğum gibi. Neyse arkadaşlar, burada da bir doku testi var zaten. İlk başta yapmıştık. Çok güzel bir görüntü. Yani yapmaya değer, harika, kolay bir pasta tarifi şu an karşınızda. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.